Gökhan Töre ile Bestam anlaştı. Burada bir sıkıntı yok. Bilic, Gökhan, Bestam'la anlaşma yaptılar. 4 artı 1 yıllık bir anlaşma, 4 yıllık diyelim. Bir anlaşmanın taraflar tarafından prensipte yapıldığı söyleniyor. Ama kulüple ilgili bir anlaşma süreci var. Gökhan önümüzdeki yıl West Ham'da oynar mı? Evet. Şu anda %99 gidecek gözüküyor. Ama Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Size sezon başındaki pazarlığı anlatayım. Ya da devre arasındaki pazarlığı. Beşiktaş 12 milyon euro o dönem itibariyle bir para konuşuluyordu. Verebilecek durumdaydı. 12 milyon euro verseydi. Ondan sonra West Ham 9'a kadar çıktı. 10'a çıktı. Ama o genelde orada bir tıkanma oldu. Bir de Beşiktaş gönülsüzdü. Şampiyonluk gidiyor. Ersan var. Bu oyuncu gönderirseniz bu hedefler doğrultusunda şampiyon olmadan taraftar ki Gökhan'ın geçen seneki UEFA Kupası'ndaki performansı, Liverpool maçları, o dönemdeki süreçler Gökhan'ı başka bir albenin içine sokmuştu. Bir sürü scoutlar vesaire. Değerini bulsun. Yaşı da genç bir oyuncu dedi Beşiktaş yönetimi ve süreci bekledi, tavana koydu. Bugün Beşiktaş şampiyon oldu. Gökhan'ın değeri belki performans olarak artmasa da fiyat olarak arttı. Benim kanımca hani yok Beşiktaş 20 milyon euro istedi gibi rakamlar yok. Yani devre arası 17 verselerdi, yazılı 17 verdi, işte Beşiktaş vermedi falan. 17'yi verseydi bir Beşiktaş yöneticisinin, hatta Erdal Torunoğlu'nun ifadesini söyleyeyim, 17 milyon euroyu görseydik verirdik noktasında bir yaklaşımı vardı. Yani olmadığını anlatmak için. Şu anda Beşiktaş yönetimi 15 milyon euro istiyor. 12-13'ü de gördükleri bilgisi geldi. Yani şu anda arada 2,5-3 milyon euro gibi bir fark var. Ortada buluşacaklar gibi gözüküyor. Yani 13'e 14'e belki de bu iş bitecek. Yani öyle 18 verdi, 17'ye anlaşıyor, 20 istiyor. Böyle rakamlar yok.